Merhaba. Bugün sizlerle kitaplardan, okuma alışkanlıklarından ve okuma alışkanlığı nasıl kazanılabilir bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi eğitim hayatına başladığımız süreç itibariyle bütün eğitim hayatı boyunca her zaman bize belirli kitapları okumamız söylenmekte. Hatta ilk başlarız okula başladığımızda direkt bir set verirler elimize. İlk okuma settir o. Heceleyerek okumaya başlarız. İşte gün ilerler, vakit ilerler, daha kalın kitaplara geçilir ve bu hiç bitmez. Yani değil lisede, üniversitede de aynı şekilde hocalar bir sürü okunması gereken kitap listeleri verirler. Bunun sebebi nedir derseniz, kitap okumak hayatımız boyunca yapmamız gereken, bize bir bakış kazandıran, ruhumuzu doyuran çok çok güzel bir şey. Ama tabii bu hani bir şeyi tatmak gibi. Bir yiyeceği tatmadan önce onu canımız çekmez. Çünkü bilmiyoruzdur onun tadı nasıl, bunu yemek bize nasıl hissettirecek, bunların hiçbirini bilmiyoruzdur. Ancak o yiyeceği yediğimiz andan itibaren beğendiysek şayet, evet sürekli yemek isteriz. Kitap okumak da bunun gibi bir şey. Eğer siz doğru yerde yediyseniz onu, yani doğru bir kitaptan başlamış, doğru bir okumaya başladıysanız çok seversiniz ve devamını getirirsiniz. Ancak yanlış bir tercihle başlamışsanız ya zorlamayla başlamışsanız, kötü duygular eşlik etmişse bu başlama serüveninize, o zaman bu biraz daha değişiklik gösterecektir. İstemeyeceksinizdir. Bunu tatmak, bu kitabı okumak sizin tercih edeceğiniz bir şey olmayacaktır. Ancak tabii ki her zaman ya ben sevmiyorum dememeli insan. Bir noktada ya evet güzel aslında seviyorum diyebilmeli. Peki nasıl sevebiliriz kitap okumayı? Şimdi biraz bunlardan bahsedelim. Açıkçası bu doğru kitabı seçmekle alakalı. Kitap okurken okuduğumuz kitabın nasıl bir kitap olduğu önemli. Hangi açıdan önemli? Bize ne katıyor? Yani bir kitabı sadece okumuş olmak için okumamalıyız. Bize bir şey katmalı. İşte bu eser bana ne katıyor diye düşünebilmeliyiz. Yani evet ben bu kitabı okudum, bu kitaptan bir haz aldım. Tamam, peki ne öğrendim? Ha peki sadece bir kitaptan bir şey mi öğrenmektir? Yani sadece bir duyguyu hissetmek yeterli değil midir? Evet yeterli, ancak ben sadece bir duygu hissetmek amacıyla kitap okumayı tam anlamıyla doğru bulmuyorum. Yanlıştır demiyorum ama şayet benim fikrim kitabı okumak evet bir şey katmak gerekmekte. Bir kitap bir şey katmalı. Ancak keyif almak da esas. Yani direkt okumaya ilk başlayan kişinin eline işte siz bir Suç ve Ceza'yı tutuşturursanız o kişi ağır gelecektir o. Çünkü daha önce böyle bir kitap okuma içerisinde değildir. Böyle bir şeye girmemiştir. Şimdi zihin açıklığı çok önemli. Siz bugün betimlemesi yoğun bir cümleden hiçbir şey anlamazsınız. Yarın betimlemesi yoğun bir cümle sizin için çok fazla şey ifade eder. Çok zevk alırsınız öyle bir eser okumaktan. Örneğin bakıyorum, görüyorum, araştırıyorum. Çok insan var ki yoğun cümleleri sevmiyor. Net pat 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 cümleleri seviyor. Ancak mesela ben betimlemesi çok yoğun olan ağdalı dile sahip eserleri seviyorum. Mesela Servet-i Fünun dönemi eserleri benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Yani bana orada şairane bir anlatım tarzı olması inanılmaz mutluluk veriyor. Ancak bu herkese böyle bir mutluluk vermek zorunda mı? Yani böyle bir mutluluk vermek zorunda mı? Hayır. Herkes böyle bir haz alıyor mu? Hayır. İşte açıkçası kitaplardan beklentimiz bu noktada önemli. Hani bazı eserler bazı insanları çok mutlu ederken benim o eserlere hiç bakmadığım oluyor. Ya tam tersi oluyor. O yüzden önemli olan kitap okumaya yeni başlayacak bir kişiye işte al. Bu Türk Edebiyatı klasikleri dememeliyiz. İşte al bu yabancı klasikler. Bunları okuyacaksın dememeliyiz. Korkutmamalıyız. Yavaş yavaş sevdiği eserleri okuyabilmeli. Ya çok duyuyorum böyle. Mesela çocuk diyor ki ben polisi okumak istiyorum diyor. Ama diyor annem izin vermiyor. Ya iyi de izin vermezseniz bu çocuk okumayı nasıl sevecek? O onu okumak istiyor. Yani polisi alanında kült eserler, çok başarılı yazarlar var. İşte önemli olan işte o noktada dengede tutabilmek. Okuyacağımız eserleri dengede tutabilmek. Ben demiyorum ki hep eğlenceli eser okuyun. Hep işte efendim ruhumuzu okşayan duygusal aşk eserleri okuyalım. Hayır. Ama dengede tutalım. Ama isteklerimizi göz ardı etmeyelim. Bir şeyi zorunluluk haline getirsek o şeyden kesinlikle beklediğimiz karşılığı alamayacağız. Bunu unutmayalım. Bir şey zorunluluk haline değil, keyif haline gelmeli. Kitap okumak ders haline değil, keyif haline gelmeli. Önemli olan bu. Peki bu kitap okumayı nasıl kazanabiliriz ya da nereden başlayacağız? Bu çok önemli bir soru. Şimdi
2017 yılında ben Instagram'da böyle okuduklarımı paylaşayım, yorumlar yapayım, anlatayım. İşte insanlara dokunabiliyorsam, yeni kitaplar tanıtabiliyorsam ne mutlu şeklinde böyle bir yolculuğa başladım. İlk etapta çok beklentim vardı. Tabii dedim ki işte hani çok beğenim olur, çok takipçim olur, insanlar yorumlarımı okur ve der ki evet bu kitabı okumalıyım falan. Öyle olmadı. Yani hiçbir şey öyle olmaz. Hiçbir şey ilk başlandığında o gümbür gümbür gitti şeklinde bir karşılık bulmaz. Ancak yılmadım, hani devam ettim. Çok şükür öyle aşırı büyük takipçilerim yok belki ama çok kaliteli bir grubum var. Hani bunu hissedebiliyorum. Ya, çok değil. Çok fazla kişi değil, sayı olarak çok değil ama nitelikli. Her zaman bunu önemsediğim için hani orada okuyup belirli noktalarda yorum yapmak, tanıtmak falan hep bu uğraşlar içerisindeyim. Ha, insanlara geçti oluyor ya, son zamanlarda çok güzel yorumlar görüyorum işte. Ne kadar güzel anlatıyorsun kitabı, işte bu kitabı almak istiyorum. Bu kitabı okuduğun için çok mutlu oldum. Sayende ben de yeni bir kitap öğrenmiş oldum. Sen kitabı öyle farklı bir bakış açısıyla yorumluyorsun gibi yorumlar duydum. Ben tamamen onların kendi kalplerinin güzelliği olduğuna inanıyorum yani bu yorumlarından dolayı. Ama insanı çok mutlu ediyor, motive ediyor. Mesela kitap okumak bu anlamda çok güzel bir ortam oluyor. Bir arkadaş dost meclisi oluyor. Sohbet edilirken ya evet bir kitaptan bahsedebiliyorsun. Ha şimdi peki ben neden bu Instagram konusuna girdim? Şunun için. Hani hangi kitapları okumalıyız diyordunuz ya, ya da şey vardır böyle hani işte beni kim itecek okumaya? Hani birbirimizi destekleyelim falan. Bu anlamda da kullanabilirsiniz sosyal medyayı. Yani zaten her şey artık elimizde sosyal medyayla oluyor. Ne kadar yararlı kullanabilmek asıl mesele yani. Çünkü bundan uzaklaşmak, kopmak falan bu mümkün değil. Ya da ben mümkün görmüyorum ama bunu ne kadar faydalı hale getirebiliriz esas mesele. Mesela böyle gruplar oluyor. Okuma grupları falan oluyor. İşte birkaç kişi böyle topluyorlar, diyorlar ki Instagram üzerinden, ya diyorlar işte mesela benim içinde bulunduğumda bir grup var. Türkiye İş Bankası kültür klasiklerinden okuyalım diyorlar. İşte her ay iki tane okuyalım. Birden 15'e kadar bir okuyalım. 15'ten 30'a kadar bir okuyalım. Amaç kültür klasiklerini okumak. Çünkü evet isimli belki çok çok duyduğumuz eserler ama okuyamıyoruz. Yani fırsatımız olmuyor. Ya mesela Şinasi'nin Şair Evlenmesi, yani edebiyat okuyan herkes bunu duymuştur. İlk ezberletilen şeydir yani edebiyat okuyanlar kalsın, üniversite sınavında edebiyattan girmiş olan yahut edebiyat dersi hayatında bir kez olsun görmüş, kenarından geçmiş olan muhakkak görür. Yani ama bu eseri okumuş muyduk? Belki sınava hazırlanırken ya soru çıkarsa mantığıyla okumuştur. Onun dışında öyle çok da yoğun okunmuyor. Ha şimdi biz bunu mesela grupla okuduk. Ha bakarsanız çok az sayfası, ya 50 sayfalık bir eser ki bunun içerisinde yazarın hayatı da var. Ön sözü de var. İşte çevirmenin ön sözü de var. Ya bütün bunlar var. Bütün bunlarla birlikte kitap 50 sayfa. Belki çok az. Ama ilk tiyatro eseri. Yani bu nasıl bir kültür? Düşünsenize ilk tiyatro eseriyle ilgili bir bilgiye sahipsiniz. Okumuyorsunuz, içeriğini biliyorsunuz. Mesela komedi türünde yazıldığını biliyorsunuz. Ama komedi mi gerçekten? Yani yorumlayabilirsiniz, anladınız mı? Hani zaten bir eseri böyle alıp körü körüne okumak ya da arka kapaktaki yazıyı okuyup okumak değil de hani biraz bilgi edinmek önce o eserle ilgili çok önemli. Hani çok büyük beklentiye girmeyi kastetmiyorum. Kastettiğim şey bilgi edinmek. Ya bu eser ne? Yazarı kim? Hangi dönemde yazmış? Bir şey olmuş mu? Ya bu yasaklanmış mı? Yahut o dönemde kıymeti bilinmiş mi? Mesela göreceksiniz çoğu klasiğin kıymeti o dönemde bilinmiyormuş. Her zaman olduğu gibi. Yani hiçbir sanatçı herhalde yoktur ki ya da çok istisnadır ki döneminde gerçekten kıymeti bilinsin. Ya hep öldükten sonra kıymeti bilinmiş. Hayattan vazgeçtikten sonra bir noktada evet haklı demişler. Hep böyle şeyler ya, zaten böyle ilerliyor. Bu süreç böyle ilerliyor. Ama okuyabilirsiniz. Ya mesela bu beni güdüleyen bir şey oldu. Şimdi mesela Şubat'ın 15 ile 30'u arasında Şinasi'nin Şair Evlenmesi bitti. Yerine İntibah okuyacağız mesela. Ya İntibah da çok kıymetli bir eser. Onu edebiyatta gördük. Yani böyle şeyler yapabilirsiniz. Ya da işte polisiye seviyorsanız polisiye okuma gruplarına katılabilirsiniz. Ha bunun ne faydası olacak? Ya siz polisiye okuyorsunuz. Evet. Yorumluyorsunuz. İnsanlar sizin yorumunuzdan okuduktan sonra o kitabı edinince inanılmaz bir mutluluk bu. İnanılmaz bir mutluluk. Düşünsenize sizin kitabınızı okuyorlar ve diyorlar ki ya bu kadar iyi yorumlamış ki ben bu kitabı almalıyım. Motive edici şeyler. Yani kitap okumak öyle bir şey ki ben hep okurdum. Kitap okumayı hep seven bir insanım ama eskiden okuduğum kitapların içeriklerini çok hatırlamıyorum. Bunun sebebini sonra düşündüm yıllar içerisinde. Fark ettim. Sebebi mesela benim için şeymiş. Kitapların özetini çıkartmamak. Gerçekten öyle. Yani kitaptan ne anladığını, sana ne hissettirdiğini yazmamakmış.
İnanın yazınca unutmuyorsunuz. Hani denir ya, bir ders öğrenmek istiyorsan birini anlatır gibi anlat. İşte koltuğu anlat, aynayı anlat, duvarı anlat. O hesap. Yani siz onu anlatınca pekiştiriyorsunuz. Onun üstüne sohbet etmek, hani onu demek ki kalıcı hafızaya gönderiyor. Ben de öyle oluyor en azından. Unutulmuyor kitap. Keyif veriyor fazlasıyla. Hani bunu yapabilirsiniz. Bir de altını çizmek. Kitapları çizmeyin derdim hep. Hep çevremdekilere derdim. Nasıl kitabı çiziyorsun ya? İşte ben hiç çizemiyorum falan şeklinde konuşuyordum. Öyle değilmiş. Kitap çizmek çok kıymetli, bir sebebini söylüyorum. Zaten jilet gibi kitaplar binlerce basılıyor. On binlerce basılıyor. Bir sürü basılıyor. Kütüphanelerde sırasıyla dizili. Kitap evlerinde bir sürü var. Yüzlerce var. Konu o değil. Konu sizin kitabınız. Yani Atatürk bile, ki çok önemli bir lider, kırmızıyla ve maviyle kitaplarını çizermiş önem derecesine göre. Çünkü şu var. Siz o kadar çok kitap okuyorsunuz ki bu süreçte. Ya bu kitap ne yazıyordu ya? Neydi bunun konusu? İşte bu çok önemli. Yani ben bir kitaba bakıyorum bazen. Aa, yıllar önce okumuşum. Neydi bu diyorum. Ya da bu beni etkilemiş miydi? Hangi noktada etkilemişti diyorum. Hatırlamıyorum eski kitaplarımda. Çok üzülüyorum ama şimdi artık nasıl? Altını çizmiş olurum. Açıyorum. Ha diyorum ya, şu cümle beni etkilemiş. Bu paragrafta ben kendimden bir şey bulmuşum. Ya bu inanılmaz bir şey. Deneyin. Ya illa tükenmezdir. Karalamak zorunda değilsiniz. Fosforlu kalemlerle çizebilirsiniz. Bir deftere not alabilirsiniz. Çok işe yarar olduğuna inanmıyorum ama yapabilirsiniz. Kurşun kalemle çizebilirsiniz, her an silinebilir. Ama ben kitapların altını çizin derim. Bunun dışında kitap okumakla ilgili başka ne söyleyebilirim dersen? Okuduğunuz yayın evlerine dikkat edin. Mesela ben ne önerebilirim? Yani yabancı klasiklerde benim önerebileceğim yine İş Bankası yayınlarının, ki ben çok seviyorum İş Bankası Kültür yayınlarının, Hasan Ali Yücel klasikleri. İnanılmaz. Çevirileri dört dörtlük. En azından benim için. Yani ben çok beğeniyorum çevirilerini. Bunun sebebinde şey olduğunu inanıyorum. Hep çevirmenlere baktığınızda zaten ilk eserin ilk sayfasında hani yazar çevirmeni kimdir, nedir diye. Üstünde de yazar, kapağında da yazar. Çevirmenlere baktığınızda şunu göreceksiniz ki o alanda dili edebiyatı mezunu olanlar. Ya bu çok önemli. Dili edebiyatı mezunu. O alanda eğitim görmüş. O yüzden sadece o dili moda mod çeviri değil de kültürünü de bildikleri için öyle bir çeviri yapıyorlar. Tam tadını alıyorsunuz. Önerebileceğim bu. Yani ben Suç ve Ceza dahil olmak üzere bir sürü burada görmüş olduğunuz kitabı oradan okudum. Hani örnek olarak da bunları buraya koydum. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Yani hani niye Suç ve Ceza önerebilirim? Çok kalın bir kitap. Yani çok gerçekten kalın bir kitap. Hani öyle yazıları da puntosu da daha doğrusu var. Çok aşırı büyük değil. Normal puntosu. 687 sayfalık kitap su gibi gitmişti. Çünkü dili çok iyiydi. Hiç yormadı. O yüzden size bu yayını önerebilirim. Dediğim gibi İş Bankası kültür yayınlarından şu klasiklerin olduğu seriyi önerebilirim. Yani serinin kapağı da şu şekilde. Hani görünce tanırsınız zaten, sayıları var. Mesela bu Türk Edebiyatı klasiklerinin 5. kitabıymış. İşte 6-7 diye bir sürü kitabı var. Bunlara bakabilirsiniz. Yani eğer polisiye okuyorsanız size Ahmet Ümit önerebilirim. Yani benim öyle çok şey kültürüm yok. Yani yabancı polisiye kültürüm yok. Ama Türk polisi olarak Ahmet Ümit'in kalemini çok beğeniyorum. Sis ve Gece'yi yeni aldım. Daha okumaya başlamadım. Şimdi bunu okuyacağım. Çok çok iyi olduğu söyleniyor ama hani bunun dışında Bir Yol Rapsodisi ile Agatha'nın Anahtarını falan okudum. Birkaç kitabı daha var içeride okudum. Ve hani şunu söyleyebilirim ki çok iyi. Ya ben çok beğeniyorum. Hani tabii bazı yorumlar yapılıyordur. Hani bazı hikayeleri diğerlerinden daha işte merak uyandırdı. Sonunu tahmin edemedim. İşte bazılarının sonu çok kolay tahmin ediliyordu falan deniyor ama şöyle söyleyeyim. Sonu kolay tahmin edilse de edilmese de çok güzel bir tad alıyorsunuz kitaptan. En azından şahsım öyle düşünüyor. Çünkü şu var. Mesela Taksim'de, Beyoğlu'nda genel olarak geçen eserlerinde şunu gördüm. Beyoğlu Rapsodisi'nde özellikle öyle söyleyeyim. Şunu gördüm. Tarihi kokluyorsunuz. Yani sadece bir polisi okumuyor, sadece bir heyecanlanmıyorsunuz. O sokaklarda geziyorsunuz sanki. Ve İstanbul'a gidip işte o sokaklarda dolaştığımda da hep şunu düşündüm. Evet, hissettim. Yani tam olarak vermek istediği duygu buydu. Bu sokakta, bu dükkandı. Hani o hislere çok çok erişebiliyorsunuz. O yüzden öneririm, bakabilirsiniz. Ya dediğim gibi kişisel gelişim okuyorsanız önerilecek kitaplar var. Hani isterseniz sayfaya bakmak isterseniz Masada Kitap adresinden de bakabilirsiniz paylaştığım eserlere. Kişisel gelişim eserleri, romanlar, işte polisiye romanlar, aşk romanları, klasikler, ki ben daha klasik yoğun hani önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Son dönemlerde biraz değişiklik gösterdi çünkü sağ olsun yazarlarımız, yeni yazarlarımız kitaplarını gönderiyorlar tanıtmamız için. Okuyorum, elimden geldiğince yorumluyorum,
Hani iyisini, kötüsünü, eksisini, artısını, hani daha iyi nasıl olabilir ya, tam işte olması gerektiği gibi şeklinde yorumlarda bulunuyorum. O yüzden şu son süreçte biraz klasik okuma biter mi azaldı, ama tabii ki bitmedi. Bir şekilde klasikleri sokmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Bunun dışında Türk, yine bir yazar önereceğim. Ben Türk daha çok seviyorum, öyle söyleyeyim. Daha çok seviyorum da demeyeyim de, daha çok tercih ediyorum. Daha çok tercih ettiğim için de daha çok beğeniyorum. Hani öyle bir şey. Yoksa yabancı tabii ki klasiklerde mükemmel, yani onları da çok okudum. Hani Hasan Ali Yücel'le zaten yabancı okuyorum. Ama Türk bakarsanız da Sabahattin Ali çok çok iyidir. Oğuz Atay çok çok iyidir. Yani memnun kalırsınız okuduğunuzda. Hani koklarsınız, dediğim gibi o dönemi, tarihi, her şeyi koklarsınız. Nazan Hanım, genel hatlarıyla şöyle bir öneri geçmiş olayım, kitap okumak isterseniz diye. Bir de kitap okumaktan gözünüzün korkmaması için bir öneride bulunayım. Hani ben Excel'de yapıyorum ama siz tabii ki kağıt kalemle de yapabilirsiniz. Yani bu kağıt kalemle de yapılabilir. Ben işin o alengirini sevdiğim için öyle yapıyorum. Şimdi kitap okuyacaksınız. Diyelim ki bu ay okumanız gereken şöyle 5 tane kitabınız var. Tamam, bu 5 kitabı ben bu ay okuyacağım diyorsunuz. Okey. Nasıl okuyacağım diyorsunuz? Ben bu kadar yoğunlukla bu 5 kitabı okuyamam. Sizler ne canım? Bu 5 kitabın sayfalarını toplayın, sayfa sayısını. 1 ay 30 günü, 30'a bölün. 20 gününde mi okumak istiyorsunuz? 20 güne bölün. Ya o kadar komik rakamlar kalıyor ki gün içerik okunabilecek. Yani şunu görüyorsunuz. Çünkü benim bir süreç vardı. O kitap okumayı bıraktığım bir süreç vardı. Yetişemediğimi hissettiğim. Topladım, böldüm. Yani çok basitti. Ve 30 sayfa falan düşüyordu güne. Yani bir bakıyorsunuz o kadar komik ki 30 sayfa. Yani önerebileceğim bu 30 sayfayı en hızlı şekilde okumaya çalışın. Nasıl hızlı? Telefonunuzu bir kenara bırakın. Yani onun içerisinde dolaşmayın. Bırakın 30 sayfa okuyun, sonra dolaşın. Emin olun zaten 30 sayfada bırakamıyorsunuz. Sürüp gidiyor kitap. Ama minimum 30 sayfa okuyor olsanız bile bu kitaplar çok çok kolay bir şekilde bitecek. Yani toplayın, bölün. Gözünüzü korkutmayın. Hepsini gözünüzün önüne koymayın. Bir yerden sonra zaten kitabı iştahla bakıyorsunuz. Yani şimdi eve geleyim de bir çayımı alayım, kitabımı okuyayım. Bu his geliyor artık. Yani şöyle bir kenara oturup kitabımı okuyayım ve hani bazen bazı kitaplar var, dizi izlemek yerine kitap okuyorsunuz. İşte o hani daha kolay okunabilen, daha popüler günümüz eserlerinde falan o oluyor. Bazen dizi izlemek yerine aman bu kitabı okuyayım da dizi izlemeyeyim deyip hemen hemen başlıyorsunuz okumaya. Hızlı hızlı okuyorsunuz. Zaten o da bir hayat, yani dizilerle sevdiğimiz şeyler de bu oluyor. Hani bir hayatı izlemek, sizin içinde olmadığınız bir hayatı dışarıdan gözlemlemek, neler oluyor, neler bitiyor öğrenme merakından geliyor dizi izlemek. Ama bu kitap da aynı duyguyu karşılıyor, en azından kültür katıyor. Size önerebileceğim bir şey bu. Ya eğer diyorsanız ki kitap okumak için şöyle de yapılabilir, böyle de yapılabilir, bak bundan bahsetmediniz, şu noktası eksik kaldı falan diyorsanız lütfen paylaşın. Paylaşın ki biz de nasıl daha iyi okuyabiliriz, bunlarla ilgili bilgi edinelim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Önermek istediğiniz kitaplar, ya şunları da oku, bir yorumunu yap bakalım dediğiniz kitaplar varsa lütfen aşağı yorumlara bırakın. Güzel vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel günler diliyorum.